Merhaba değerli izleyenler. Bugün 18 yaş altı YouTuber'lara sesleniyorum. 18 yaş altındaysanız ve YouTuber'luk faaliyeti yürütüyorsanız vergi konusunda neler yapmanız gerekir? Bunları anlatacağım videoda. Öncelikle 18 yaş altı da olsa velinizle bir şirket kurmanız gerekiyor. Velinizle bu şirketi kurduktan sonra Bağkur'dan muafsınız 18 yaşına kadar. Çünkü 18 yaşına kadar Bağkur borcu çıkmıyor. Bu konuda şanslısınız. Yani 1050 TL kârdasınız. 500-600 lira ya da 1000 TL kazanan 18 yaş küçük YouTuber'sanız bu video tam size göre. Sadece ödeyeceğiniz belli bir şirket parası var öncelikle. Şirket kurarken 400-500 TL gibi bir para gidiyor. Ondan sonra aylık muhasebeciye 150 TL ücret ödüyorsunuz. 100 TL'ye yakın da damga vergisi çıkıyor. Eğer giderlerinizi düzgün beyan ederseniz %18 KDV'den ve %15 gelir vergisinden de kurtulabilirsiniz. Yani ne kadar gideriniz çok olursa devlete KDV'sini önceden ödemiş oluyorsunuz. Giderlerinizi ne kadar yüksek gösterirseniz KDV'den ve gelir vergisinden de kurtulma şansınız var. Şimdi aylık 1000 TL kazanan bir YouTuber olduğunuzu düşünelim. Burada %18 faturaya KDV yapıp 180 TL normalde KDV'niz çıkar. Artı %15 de gelir vergisi çıkar. Bu da 150 TL demektir. Siz ama internet giderleriniz, elektrik giderleriniz, sonracıma eve aldığınız bazı tripod olur, yiyecek malzemesi olur. Bunlar da sizin hayatınızı sürdürmeniz için gerekli olan şeyler ve şirketiniz için de gerekli olan şeyler. Bunları da gider olarak gösterdiğinizde çok az bir vergi çıkacaktır. Bu konuda giderlerden yararlanabilirsiniz. Ancak 18 yaşını doldurmuşsanız mutlaka Bağkur borcu çıkacak. Bu saatten sonra da eğer bir yerde çalışıyorsanız yine Bağkur borcu ödemeyerek şirketinizi devam ettirebilirsiniz. Eğer ben aylık 200 TL, 300 TL kazanıyorum diyorsanız hiçbir şekilde hesaba para yatırmamanızı öneririm. Çünkü hesaba para yatırttığınız anda bundan sorumlusunuz. Aylık beyan etmek zorundasınız vergi dairesine bu gelirinizi. Aylık beyan etmemenin 2021 itibariyle beyan vermemenin cezası 1300 TL. Bu artı olarak 4 ayda bir verilen başka bir beyan daha var. Bunu da vermediğiniz için yine 1300 TL bir daha ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yani yılda toplamında 20.000 liraya yakın ceza yeme durumunuz söz konusu. Yani 200-300 TL'yi hesaba yatırtmak hiçbir zaman mantıklı değil. Ya ben önceden yatırtmıştım ama şimdi bu işi öğrendim. Yatırtmasam ya da kanalı kapatsam diye strese girmeye gerek yok. AdSense'e hesabınızın ödeme eşiğini yükselterek burada hesabınıza para yatırtmayı durdurun. Mesela 20-30 bin lira gibi bir rakama çıkardığınızda ödeme eşiğini hesabınızda uzun süre para yatmaz. Daha sonraki şartlar içerisinde bunu değerlendirirsiniz. Yani kanalınız varsa kanalınız para kazanmaya devam etsin yine aynı şekilde. Daha sonraki geliriniz arttığında yine şirket kurma faaliyeti gösterirsiniz. Yani geliriniz çok azsa bu belki incelenmeyebilir. Çünkü vergi dairesindeki arkadaşlarla konuştum ben bu konuyla ilgili. Eğer dedi şirket kurarsa dedi arkadaşlar dedi vergi dairesi olarak bu geriye dönük olarak bunu bazen incelemiyoruz diyorlar. Yani hesaba yatan paraları da neden ödenmemiş gibi ceza kesme durumu söz konusu olmuyor. Çünkü siz bir mükellef olarak gözüküyorsunuz. Mükellef olarak gözüktüğünüz için de geçmişe dönük bazen inceleme yapmıyorlar. Bu şekilde de cezadan kurtulmuş oluyorsunuz. Ama bu işlerde yani YouTuber'lık faaliyetinde mutlaka bir beyanda bulunma ve şirketi kurma söz konusu. Şirket olmadan zaten beyanda bulunamıyorsunuz. Sizin adınıza muhasebeci bütün işlemleri yapıyor. Mükellef CEO'da sizin adınıza birçok işlemleri yapılabiliyor. Böyle bir internet sitesi var. Orayı da inceleyebilirsiniz. Ben aradım. Aylık 250 TL gibi bir rakam söz konusu. Bir muhasebeci tutarsanız da ona da 150 TL'ye verirsiniz. Yani 150 TL'den daha az muhasebe ücreti alacak belki muhasebeciler vardır. Oradan da kâra geçebilirsiniz. Ancak 18 yaş altıysanız şirket kurabilmek için yine velinizle gidip bütün işlemleri yapmanız gerekir. Bir banka hesabı açtırmanız gerekir zaten hesabınıza para yatırmak için. Bunun için de yine velinizle ve anne babayla yani birlikte bankaya gidip hesap açılışı gerçekleştirmeniz gerekir. Arkadaşlar bu YouTube kazançlarını arizi kazançlarla karıştırmamak gerekiyor. YouTube aylık ödenen bir kazanç olduğu için arizi kazançları hesaba katmıyorlar. Üstelik vergi dairesi müfettişleri hesapları incelerken
Google Irland'dan yatan paralara bakıyorlar. Yani filtreleme yöntemi var bunların incelediği hesaplar üzerinde. Bunları incelerken bu hesaplardan gelen paraları ayrıştırın denildiğinde bütün hesap dökümünüz ortaya çıkıyor. Yani bu vergiden kaçma şansınız yok. Eğer ben YouTuber olarak devam etmek istiyorum diyorsanız mutlaka vergiye kayıt olmanız gerekiyor. Ve vergisini de vergi dairesine beyan etmeniz gerekiyor. Burada sorularınız varsa videomuzu da geliştirmek için bu sorularınızı yorumlarımızda alabiliriz. Size de bu şekilde danışarak, sorarak da size cevaplarını iletmeye çalışırım. Muhasebeci arkadaşlarımız var, vergi dairesindeki arkadaşlarımız var. Özellikle 18 yaş altı Bağkur yatırılıp yatırılmadığını SGK'daki arkadaşlara sordum. Orada çalışanlar bilmediği için tam müdüre kadar çıkmak zorunda kaldım. Müdür bey kesinlikle 18 yaş altına Bağkur yatırılmasına gerek olmadığını söyledi. Bu konuda da şanslısınız. Yine dediğim gibi sorularınız varsa yorumlarda yazarak o sorularınızı bize iletebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna da basarak da videolarımızın ön plana çıkmasını sağlayabilirsiniz. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı kazançlar.